öndeydiniz. Evet, görüşmeleri evet. gerçekleştirdiniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle tüm Beşiktaş camiasına, Türk futboluna hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten Sergen Yalçın geçen senenin çift kupalı hocası, Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden yetişmiş. Gerçekten hem futbolculuğuyla hem hocalığıyla Türk futboluna katkı sağlamış bir hoca. Genç yaşında, 48 yaşında, 47-48 yaşında hocamız. Gerçekten bu kariyer için genç sayılabilecek bir yaş. Önünde çok uzun bir zaman var. Uzun bir hocalık dönemi olacak inşallah. Bu anlamda Beşiktaş'ta olması bize ayrı bir keyif veriyor ve gurur kaynağı bizim için. Kendi öz kaynak düzenimizden çıkıp şampiyonlukları, kupaları kaldırmış olması bizim için ayrı bir gurur. Tabii geçen sene itibariyle bu kupaların sonunda bizim yeni sözleşmeyle alakalı görüşmelerimiz başladı hocamızla. Bu süreç belki bir parça uzun sürmüş olabilir, bir parça sancılı olmuş olabilir. Ama şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Bizim bu görüşmelerin sonucunda olumlu biteceğine dair hiçbir endişemiz olmadı. Başkanımız olsun, gerçekten bu sürecin olumlu bir şekilde biteceğine biz yürekten inanıyorduk. Hocamız da bu anlamda anlaşma taraftarıydı. Bu süreçlerin yaşanması hedefleri olan takımlarda olabiliyor. Gerçekten Beşiktaş gibi büyük camialarda bazen bu süreçlerin uzaması yanlış anlaşılmamalı, uzayabilir. Bu bütün büyük kulüplerde yaşanıyor. Bazen çok erken de bitebiliyor. Buradan başka anlamlar çıkarmak, bunlara başka anlamlar yüklemek çok doğru olmaz. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Biz gerçekten göreve geldikten sonra hocamıza inanarak hocamıza görev verdik ve Beşiktaş'ın başına getirdik. Ve hocamız da bunun, bu güvenin karşılığını verdi. Çift kupayla Beşiktaş taraftarını, Beşiktaş camiasını bizleri sevindirdi. Bu anlamda da hak ettiği bir kontratı, hak ettiği bir anlaşmayı bizler de başkanımız da ona sundu. Tabii son birkaç günde sürecin uzamasından kaynaklı bazı sosyal medyada oluşan yorumlar oldu. Şunu ifade edebiliriz. Başkanımız da, bizler de, yönetim kurulumuzdaki bütün yönetim kurulu üyeleri de gerçekten Beşiktaş taraftarları kadar en az Sergen hocamızın kıymetini biliyorlar ve seviyorlar. Hocamızın da yönetim kurulu üyelerimize, başkanımıza, bizlere karşı sevgi ve saygısında hiçbir zaman bir kusur olmamıştır. O anlamda bizim aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. O anlamda yazılan, çizilen, bunu manipüle etmeye çalışanlara taraftarımız, gerçek Beşiktaş taraftarı lütfen prim vermesin. Çünkü bizim Beşiktaş taraftarının desteğine gerçekten önümüzdeki süreçte çok ihtiyacımız var. Onların desteğini, bizlerin arkasında durmasını, hocamızın, takımımızın arkasında durmasını, onların gücünü hissetmek bizi belki Şampiyonlar Ligi'nde, önümüzdeki sene şampiyonluk yolunda çok bizim ihtiyacımız olan bir konu. O anlamda ben Beşiktaş taraftarına, sağduyusuna, sağduyulu Beşiktaş taraftarına her zaman güveniyorum. Onların da desteğini her zaman hissetmek istiyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz. Gerçekten biraz bir parça uzadı belki. Bir heyecan yaşattık Beşiktaş taraftarına. Onların da sevgisini hocamız gördü, bizler gördük. Bizlere karşı olan sevgilerini, saygılarını gördük. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ta bir sene daha inşallah çift kupalı Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurarız. Emre Bey, bugün Beşiktaş'ın mutlu bir günü. Sizi bulmuşken de mutlu bir günde. Rozier ve Gezdal çok merak ediliyor. Transferde hareketlilik başlayacak. Son durumla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii biz hocamızla zaten bazı konuları paylaşıyorduk. Bu süreçte biz durmadık tabii. Transferlerle alakalı da görüştüğümüz oyuncular var. Scout ekibimizle, hocamızla paylaştığımız oyuncular var. İnşallah yarından itibaren çok daha hızlı bir şekilde bu konulara eğileceğiz. Yeni transferler kimler olur? Elimizde bir oyuncu havuzu var. Hocamızın tavsiye edeceği oyuncular olduğu olacaktır. Bunlarla alakalı oturup konuşacağız. Emre Bey, bir yıl olmasının özel bir sebebi var mı? Hocam istedi, yönetimin talebi mi? Neden bir yıl? Biz hocamızla ilk başladığımızda da işte yarım dönem gelmiş zaten. 1,5 sene yapmıştık. Hocamızın tercihi bir sene olması.
Yani bizim de yani bizim için de uygun bir süreç. O anlamda bizim bir seneye takılacağımız bir konu yok yani. Bizim Sergen Yalçın'la gönül birlikteliğimiz, Beşiktaş'ın gönül birlikteliği sözleşmelere sığacak şekilde değil. O yüzden süre oradaki sözleşmede yazılan bir madde sadece. Emre Bey son olarak transfer ama Salih Uçan'la ilgili bir şey söyleyebiliyor musunuz şu an? Salih Uçan'la biz prensip anlaşmasına vardık. O anlamda bir sıkıntı yok inşallah. Tabii önce hocamız öncelikliydi. Hocamızı halledelim ondan sonra bu transferleri açıklayalım diye düşündük. Salih Uçan'la alakalı da bir sıkıntı yok. Prensip anlaşmasına vardık onunla. Kenan Karaman da lütfen şey yaparsın. Sanırım burada sözleşmesinden bir anlaşması lazım. Şöyle birkaç oyuncu var görüştüğümüz. Son aşamalara geldiğimiz. Tabii hocamızın onayından sonra bu oyuncuları biz yavaş yavaş açıklarız. Sayın Koca daha çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum ilginize alakanıza. Bu görüşmelerde basın yayınlarına çok mutlu olduk. Çok mutlular da olduk. En büyük iddialardan birisi Sergen Yalçın, Erdal Sarıoğlu'nu istemediği şekilde bir iddia çıkmıştı. Böyle bir şey oldu mu görüşmelerde? Ya onu demin söyledim. Bizim yönetim kurulumuzdan Sergen Hoca'ya, Sergen Hoca'dan da yönetim kurulumu üyelerimizden hiçbirine karşı sevgi anlamında, saygı anlamında hiçbir şey yok. Sadece bizim yol yürürken yaptığımız, tecrübelendiğimiz bazı konular var. Bunların da tartışılması gayet normal. Bunları biz tartıştık, aramızda çözdük. O anlamda isim olarak bir şey söylemeye gerek yok. İsimlere karşı takıldığı bir konu da yok Sergen Hoca'nın. Bizim yönetim kurulumuz birbirine bağlı, gerçekten kenetlenmiş bir yönetim kurulu. Başkanımız, yönetim kurulu, bizler, hocamız hep biriz. Bu camia tek bir vücut. O anlamda bizi bölmeye çalışanlara ya da bu konuda manipülasyon yapmaya çalışanlara taraftarımız lütfen prim vermesinler. Sayın Hoca'da çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.